Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin önünde 80 metre yüksekliğinde bir kule vinci yerleştirildi. Uzmanlar kule vincinin katedralin restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar destek amaçlı duracağını açıkladı. Katedralin içerisinde bulunan ve yapı için tehdit oluşturan iskele de vinç yardımıyla çıkarılacak. Fransız gazetesi Le Parisien, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin önünde 80 metre yüksekliğindeki bir kule vincinin yerleştirildiğini bildirdi. Uzmanlar, Kule Vincin'in katedralin restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar yapının yanında destek amaçlı durmaya devam edeceğini açıkladı. Gazeteye göre katedralin içerisinde bulunan ve yapı için tehdit oluşturmaya devam eden inşaat iskelesinin vinç yardımıyla çıkarılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklama yapan restorasyon başkanı Notre Dame Katedrali'nin içerisinde kurulan inşaat iskeleleri yüzünden tonozların yıkım tehlikesi altında olduğunu belirtti. Restorasyonla ilgili yayınlanan raporlara göre inşaat iskelesinin katedralin içerisinden tarihi yapıya hasar vermeden çıkarılması oldukça zorlu olacak. Bu yılın başında Fransa Kültür Bakanlığı, katedraldeki restorasyon çalışmalarının planlandığı gibi önümüzdeki yılın sonuna kadar başlamayacağını belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, restorasyon çalışmalarının önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlanmasını talep etse de, uzmanlar bunun pek de mümkün olmadığı konusunda ısrarcı. Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nin 15 Nisan 2019'da yaklaşık 8,5 saatlik bir yangında çatısının tamamı çöktü. Yangına 400 itfaiyeci müdahale etti. Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları 2021 yılında başlayacak.